Manşete hoş geldiniz. <laughs> Türkiye 28 Mayıs'a adım adım yürüyor. Artık gerçekten sayılı günler değil, sayılı saatler kaldı ve... ...organize olmak, yeni bir kampanya kurmak ve birinci turda... E, aksayan neler varsa onun doğrusunu ortaya koymak, kişileri değiştirmek falan güç görüyorsunuz. Yani 4 gündür, 5 gündür e, muhalefet partileri toplanıp bu işe bir karar vermeye, bir yola koymaya çalışıyorlar. Elbette bir... <laughs> eksikler listesi yaptılar. Aksamalar listesi yaptılar ve bunun nasıl giderileceğini de biliyorlar. Mühim olan bunu bu sınırlı sürede yani 10-12 günlük sürede yapıp yapamayacakları. Bunu değerlendiriyorlar. Bu komitelerin başına birilerini koymak veya birilerini göreve çağırmak elbette bir çözüm. Ama yeterince süre yok. Yani önünüzde 2 aylık bir süre olsaydı, ikinci tur 2 iki ay sonra olsaydı her şey biraz daha rahat ele alınabilirdi. Ama sıkıştırılmış zaman içerisinde sıkıştırılmış kampanya ve acele atılan adımlar, acele çekilen videolar, acele değiştirilen söylemler, acele görevden almalar ve onun yerine birilerini koymalar. Yani siz bir seçim komitesinin veya bilgi işlemin başına birini koyduğunuzda bu iş bitmiyor. Bütün sandıklara kadar bir yönetim organizasyonunu, bir bilgi işlem or organizasyonunu, veri, oy sayımı, güvenliği ve bunun merkeze aktarılması ve değerlendirilmesi organizasyonunu Sıfırdan kurmanız gerekiyor. Sıfırdan 10 günde hiçbir şeyi kuramazsınız. Bunun için aylar gerekiyor ve bu süre vardı zaten. İşte sıkıntı da o, tartışılan konu da o. En başta Erdoğan 3. kez aday olamayacağı ortadayken 3. kez aday olması yasa ve kanun en mümkün olmayan birini Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz şu anda. Yani bunu bir yere koyalım. Bunu unutmayalım. Yani her anlamda yetkisiz, her anlamda hiçbir tartışmaya, hiçbir işte anayasa hukukçusundan şuradan buradan görüş almaya yer bırakmaksızın bir yetki gaspı var. Bir adaylık gaspı var ve bunu başta Erdoğan ve ekibi olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'ndaki aparatları uyguladılar ve bugüne getirdiler. Halkı suçlamak değil, halkı aydınlatmak lazım. Yani ee, insanlar niçin oy kullandılar, ne biçimde oy kullandılar ve hangi tercihler baskın geldi ve haberleri var mıydı olan bitenden, haberleri var mıydı adalet eksikliğinin kendileri için ne kadar hayati olduğundan. Bunlar insanlara geçirilemedi. İnsanlar tek propaganda aygıtının onlarca kanaldan enformasyonuna veya dezenformasyonuna maruz kaldılar. Parlamentoyu aldık diyecekler. Temel stratejileri bu olacak. Ama 10 yıldır parlamentoyu bekleme odasına kaldıran kendileri ki doğru da söylemiyorlar. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı ve cumhurbaşkanı yetkileriyle karar ve kararnameleriyle ülkeyi yönetiyor. Bütün atamaları yapıyor. Her türlü konuda çıkardığı karar ve kararnamelerle iptal ya da yerine bir şey koyma hakkına sahip. İstanbul Sözleşmesi parlamentodan çıkmıştı örneğin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldı. Böyle, her şeyi böyle yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar ve yerine seçilecek Cumhurbaşkanı da aynı şekilde yapacak. Öyle yapması icap eder zaten. Önümüzdeki 6 ayda 1 senede Erdoğan'ın koltuğu değişirse gelen Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanarak sistemi düzeltmek zorunda. Eğer böyle bir iddiası varsa. Parlamento zaten açılıp kapandıktan, yemin töreni bittikten sonra Ekim başına kadar tatile girecek. Parlamento hep ta Ekim'den Ekim'de toplandığında da bütçeye girecek. Yani parlamento'yu çalıştırmadılar ki. Parlamento tek işe yaradı. Muhalefetin getirdiği önergelere hayır demek. Başka bir fonksiyonu olmadı. Hangi kanun parlamento'da yapıldı? Hangi çoğunlukla? Geriye doğru bakın göreceksiniz. Sandığa götüren başarır. Bu seçimde sandığa götüren başarır. E, ne kadar oy aldıysanız o kadar oyu sandığa götürürseniz de başarırsınız. Artı üzerine de koymanız lazım. Buna birazdan bakacağız. İstanbul neden aksamadıysa? İstanbul neden tam saha pres, özellikle CHP örgütünün Canan Kaftancıoğlu'nun liderliğinde oy sayımı, güvenliği, merkeze iletimi ve sonuçların hızla açıklanması filan bütün bu şeyleri alt alta koyduğunuzda, unsurları alt alta koyduğunuzda tıpkı 2019'da olduğu gibi, 2019'daki iki seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde olduğu gibi cillop gibi bir sonuç adeta ortaya koyduysa tabir yerindeyse bunu İstanbul modeli adıyla bütün yurt satına uygulamanız gerekiyordu ama olmadı. Şimdi gene İstanbul modeli konuşuluyor ama 10 gün var. İki gerçek gündemde. O iki gerçek de güvenlik ve sandık. Yani güvenlik ve sandıktan kastım şu. İnsanların güvenlik algısına oynamak ve insanların neden milliyetçi duyguları kabardı, neden terör eşittir muhalefet, neden muhalefet ulusal güvenlik sorunudur, Kılıçdaroğlu teröristtir falan gibi tırnak içinde söylüyorum. Böyle bir algıyla sandığa gittiler. Bunu çözmeniz gerekiyor ve elbette sandık güvenliğini sağlamanız gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun dünkü ve bugünkü mesajlarında bu var. Bütün muhalif güçlerin dünkü, bugünkü, önceki günkü neyse mesajlarında bu var. Sinan Oğan'ın oylarına oynanıyor. Nurettin Kalkan siyaset bilimci demiş ki Oğan'ın bulduğu bir kitle yok. Kitlenin bulduğu bir Oğan var. Şu anda belli ki Kılıçdaroğlu da e, bu kitleye dönük bir takım mesajlar veriliyor. En son e, şeyde konuştu. Gene partililere konuştu İzmir'de. E, sesi açmayacağım. Zaten altyazılı olarak da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Kılıçdaroğlu dünkü videosunu, dünkü iki dakikalık e, Twitter'a yüklediği videoyu bugünkü konuşmasında biraz daha tabir yerindeyse tefsir etti. Biraz daha açtı. Biraz daha detaylandırdı. Ve iki e, konuda gerçekten demin de söylediğim iki konuyu Mesaj olarak almış ve bu konuda arayı ve açığı kapatma e, telaşı var. Sinan Oğan'ın bulduğu, daha doğrusu kitlenin bulduğu bir Sinan Oğan vardı. O kitle beni bulabilir mi? Dolayısıyla terör, güvenlik, isim isim de sayarak bir takım terör örgütleriyle veya terör unsurlarıyla neyse devletin tanımladığı terör unsurlarıyla arasına mesafe koymaya çalışıyor. İkinci olarak da işte her sanda beş müşahit istiyorum dedi. Görüldü ki her sandıkta bir müşahit bile yokmuş. Şimdi bunu nasıl beşe çıkaracaksınız? O arada ilanatlar yapıldı. Gönüllüler falan toplanmaya çalışılıyor. Zor ama 57.219 oy kullanma alanı var. Şimdi her sandık bir oy kullanma alanı değil. Bir okulda 20 sandık 50 sandık olabiliyor girdiğinizde. Yani kapıdan girdiğinizde o okulda onlarca sandık var. Dolayısıyla ama o okul bir oy kullanma alanı. İşte bu şekilde tespit edilmiş tüm Türkiye satında tabii 57.219 oy kullanma alanı var. Bu 57.219 oy kullanma alanını başta zapturapt altına alacaksınız. Sahip çıkacaksınız kontrol altına alacaksınız. Hiçbir şey kaçmayacak. Ben 192 bin sandık işte yurt dışı sandıkları da topladığınızda 200 bini geçiyor. 200 bin sandıkta 200 bin sandığa her sanda 5 müşahit koyaraksa bu çok mümkün değil. 1 milyon görevli gerekiyor. Bunu Kılıçdaroğlu da biraz önceki açıklamasında söyledi. 1 milyon görevli gerekiyor. Şimdi 200 bin sandık varsa yurt dışı dahil. Beşer kişi koyduğunuzda 1 milyon ediyor zaten. Bu kadar gönüllünüz, görevliniz var mı? Diyelim ki var. Yaptınız harika, bravo. Ama öncelikle 57.219 oy kullanma alanını kontrol altına almanız lazım. Görevlileriniz, müşahitleriniz ve elbette hukukçularınızla, avukatlarınızla. iktidarın yürüttüğü, AKP'nin o gece stratejik olarak yürüttüğü ne varsa onu modellemelisiniz. Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu her sandığa itiraz ettiler mesela. Siz Erdoğan'ın olduğu her sandığa itiraz etmediniz anında bir strateji değişikliği de yürü yürüyebilirdiniz fakat yapmadınız. Ee, ve o gece gördük. Cumhuriyet Halk Partisi e, koridorlarında insanlar birbiri üzerine yürüdü. Kapılar tekmelendi, şu oldu, bu oldu. Fatura onursalladı güzelle. Tunca Yuskana kesildi. Ben açıkçası bu iki ismi 5 e, yıldır neden oralarda e, tutuyorsunuz diye sorarak başlarım ama artık bunu sormanın da bir manası yok. Şu anda görevden alınmalarının da hiçbir manası yok. İnternet kesintisi yoktu. Bakın dikkatinizi çekerim. Trafo'ya kedi girmedi. Sosyal ağlara erişim sorunsuzdu, sınırsızdı. Ama ne oldu? Bir şey döndü 14 Mayıs'ta. Ve ben benim tezim şudur. Türkiye'de internet, sosyal ağlar, e, her türlü iletişim açıkken her şey kontrol altındadır rejim tarafından. Ama baktınız ki engelleniyor, kısıtlanıyor, daraltılıyor. Bir şeyler kontrol altında değildir. Bakınız deprem kontrol altında olmadığı için interneti kestiler 2-3 gün. Bakınız 15 Temmuz kontrol altında olduğu için her şey açıktı sonuna kadar. Bu işe bakmak lazım. Kılıçdaroğlu terör meselesine, sandık güvenliği meselesine, mülteci meselesine, orduya kumpas kuran cemaatçiler meselesine oturtmuş görünüyor şeyi, e, propagandasını ve bu on, bundan sonraki 10 günde de çok değişecek gibi görünmüyor e, meydana toplanan kalabalıklar yapılan atılan sloganlar bir yere kadar ama o kalabalıklarla mitinglere toplanan yüz binlerce kişiyle seçim kazanılmıyor seçim stratejiyle kazanılıyor bunu gördük 14 Mayıs'ta aynı zamanda boş tencerenin deviremeyeceği iktidar sözü yoktur da bu dönem askıya alınmış görülüyor Süleyman Demirel'in ünlü sözü burada dondu ekran burada dondu. Ve herkes bunu merak ediyor. Yani bu ekranı merak ediyor. Bu ekranda 15 milyon 400 küsür bin oy Tayyip Erdoğan'a 45.14, 16 milyon 700 küsür bin oy Kılıçdaroğlu'na 48.93. CHP'nin bu ekranı dondu. Ve bundan sonra ilerleme olmadı. Cengiz Erdinç sormuş. CHP'nin bu veriyi YSK'dan almasına imkan yok. 30 milyon küsür oyun yanlışlıkla girilmesi de mümkün değil. Partiye moral olsun diye Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu sandıklarla sonuç manipüle edilmiş. İmamoğlu ve Yavaş da yanıltılmış diyor. Ve zaten aynı ekranı paylaşan aşağı yukarı Eren Erdem de 32den sonra paylaşım yapamadı. Çünkü dondu. Ekran dondu. Bu Eren Erdem'in bizim de akşam boyunca yarar, yararlandığımız tweetleriydi. Tweetlerinin sonuncusuydu. Bu saatten sonra Eren Erdem bir daha sonuç paylaşmadı. Çünkü sonuç yoktu. Böyle çarşaf gibi bir sandık vardı. Bu çarşaf gibi sandığa bakınca ben şunu da düşünüyorum. Onlarca parti giriyor seçime. Siz üçüne dördüne yoğunlaşıyorsunuz ama bir takım partiler üzerinden iş tutuluyor. Bir takım partiler adına müşahitler yazılıyor. Bunu CHP'ler de açıklıyor şu anda. iyi Partililer de açıklıyor. Farklı partiler adına o partilerden olmayan AKP'liler gözlenmedik diyorlar. Ve elbette sandıkların hatta biraz önce anlattım 57219 oy kullanılacak alanda yüzlercesinde belki binlercesinde insan yoktu güvenebileceğiniz. Ya da sizin adınıza başkasının adına başka partinin adına ismini yazdırmış AKP'li müşahitler vardı. Burada ismini bile bilmediğimiz partiler adına müşahit olarak yazılıp girenler gibi. Liderler toplandı dün ve konuyu müzakere ettiler. Bu liderlerin hiçbiri ortada yok şu anda. Çok enteresan bir şekilde. Sosyal ağları da yok. Yani resmi partisel falan hesaplarıyla falan da devrede de değiller. Meral Akşener yok. Dört gündür, beş gündür. Bir biçimde evet toplantılara katılıyor ama işte Ahmet Davutoğlu'nun paylaşıp sildiği işte grup toplantımızı yaptık dediği 10 milletvekiliyle Gelecek Partisi'nden yan yana poz verdi. Sonra da bunu silmek zorunda kaldı. Herkes yeni döneme bakıyor. Yani 28, Mayı 28 Mayıs 28 Mayıs'ı Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkmışlar gibi bir hava var. Murat Sabuncu içeriden bilgi vermiş. Erdoğan, Erdoğan Toprak gönderildi. Yerine Bülent Özkoç, Bülent Tezcan'la Engin Özkoç getirildi. Al birini vur ötekine. Yani Engin Özkoç'la Bülent Tezcan soru işaretidir. O arada Özkan da görevden alınacakmış filan falan ya da en azından kıza çekilmiş filan. Çok zor. Yani gerçekten şu birkaç günde bu işleri toparlamak ve bu iki lider arasında geçen seçimi ikinci lider lehine, yani Kılıçdaroğlu'na lehine çevirmek zor. Çünkü ikinci rahat mümkün fakat güç derken biraz da bunu kastediyorum. Şimdi bunun üzerinden de bir propaganda dönüyor Domuzbağ. Bu Konca Kuriş hikayesi ekranda. Yani bu bile çok doğru dürüst anlatılamadı yani Hizbullah büyük olasılıkla devlet tarafından PKK ile mücadele ediyor diye öne açılan bir örgütlenmeydi. Korkunç cinayetlere, korkunç bir vahşete imza attılar. Bu iddia falan değil. Net yani verilerle, fotoğraflarla, görüntülerle sabit bir konu. Fakat bu da anlatılamadı. Dört milletvekilini AKP sıralarından soktu. Son AKP dedi ki Hizbullah şey Hüdapar Hizbullah'ın devamı değildir. Dedi. değildir dedi. Geçti. Millet de bunu aldı. Öteki ama öte taraftan işte HDP terörün devamıdır. İşte yeşil sol terörün devamıdır dedi. Bunu kabul ettirdi. Bunu iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bakın solda açıklanan sonuçlar var. Açıklanan sonuçlar var diyorum. Çünkü artık hiçbir veriye itibar edilmemesi gerektiğini 14 Mayıs'tan sonra öğrendik. Şimdi bu verilerle herkes aynı oyu alsa durum nasıl değişiyor gördünüz. Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye verilen oyların üzerine birer çizik atın veya çarpı atın. Aynı oyu alırsa yani 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon küsür. Doğruysa bu veri. 27 milyon küsür seçmeni sandığa götürüp kendine bastırırsa. Kılıçdaroğlu 25 24 milyon küsür seçmeni sandığa götürüp de kendi isminin üzerine bastırırsa sonuç yani neticede fazla olan Oyu fazla olan kazanıyor. Yani esasen orada %50 artı 1 gibi bir mekanik bir anlamda çalışmıyor. Çünkü iki adayın girdiği seçimde geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan ya da geçerli oylarda en çok hangi oy, e, aday oy almışsa bir oy bile fazla alsa ipi göğüslüyor. Durum bu. Aynı oyu alınca sonuç bu. Şeyi diğerlerine verilen oyları tamamen düşerek söylüyorum. Aynı oyu alınca Tayyip Erdoğan %52-45 ile seçiliyor. Aynı oyu alınca Kemal Kılıçdaroğlu 47-54'te kalıyor. Demek ki... Bir Erdoğan'ın oy kaybetmesi Kılıçdaroğlu'nun üzerine bir şeyler koyması gerekiyor. İkinci round mümkün fakat güç derken kastettiğim biraz da bu. Dünyada çıkan yorumlar Newsweek yazmış. Meali şu Erdoğan'a diktatör demeyi kesin hiçbir diktatör ikinci tura gitmez diyor. Erdoğan da zaten buna oynuyordu ve bu algıyı batıya geçirmekte başarılı oldu ve Newsweek'e bu tweet'i attırdı. Yani kendi attırdı demiyorum ama Newsweek manzaraya bakarak böyle bir yorum yaptı. Mühim bir haber dergisidir batıda. itibarlıdır okunur filan. Ve bu Erdoğan'ı mutlu edecek bir şey. Erdoğan'ın birinci turda kazanamaması değil. Erdoğan meşru bir seçimle, demokratik bir yarışla adeta bir kendi söylediği gibi adamlarının da söylediği gibi demokrasi şöleniyle orada kalmaya ve orada orada devam etmeye kilitlendiği için dünya meşruiyeti onun açısından, seçim meşruiyeti onun açısından görevini sürdürmek, sürdürmek ve 5 yıl boyunca hasta hasta kestiği kestik politikalar uygulayabilmek için çok önemli olduğu için bunu yazdırdı, bunu dedirtti. Ahmet Dönmez paylaşmış. AKP 20 yılın 21 yılın yıpranmışlığına rağmen İstanbul'da her eve her seçmene excel tablosunda listeliyor. Dediği şey şu. Kesin AKP'ye oy verecekler veya kesin muhalefete oy verecekleri eliyorlar ve arada kararsız olanlara yoğunlaşıyorlar. Nedir bu insanların arzusu? Nedir bu insanların öncelikleri? Oraya çalışıyorlar. Onların onların önceliklerini yerine getirerek o insanları kazanıyorlar. Muhalefette böyle bir şey var mı? Yok. Onun için bu işin 10 günde telafisi zor ama Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısını da önemsiyorum. Önemsemek de icap eder. 14 Mayıs seçimlerinde %95 ve üzeri oy kullanan sandık sayısı 20.000'e yakın. Bu diyor hayatın akışına eşyanın tabiatına aykırı 4 milyon 200 bin civarında burada seçmen sayısı. Muhtemelen zaten iktidar da önce, önce TR724 yayınlarında da var. 10 Mayıs'ta yaptığı yayında var. Gidin bakın insanlar bakmıyorlar. 1 milyon 800 milyon civarında engelli ölmüş veya mülteci pozisyonu neyse insanın bir biçimde evirildiği ve İktidarın 14 Mayıs'a giderken 3-0-4-0 önde başladı. Yani 14 Mayıs sabahına uyanıldığında esasen bütün mekanizma kurulmuştu. Siz istediğiniz kadar, benim kastettiğim o, İşçi Partisi sözcüsünün kastettiği de o. Siz istediğiniz kadar ıslak imzaları, sisteme yükledik sonuç değişmiyor deyin. Orada bir, yani orada bitiyor olay zaten. M. Öncesinde yapılıyor her şey. Yani siz tabir yerindeyse böyle bir şey yok da tabir yerindeyse siz bir sandıkta her sandıkta diyelim ki 200 oy var. Ortalama söylüyorum. Siz bir sandıkta oy kullanmaya gittiğinizde 200 oy kullanılan o sandıkta 50 oy önceden atılmış oluyor zaten. Siz üzerine attığınız oyla durumu değiştirmeye çalışıyorsunuz. 3-0 4-0 geride başlamak bu. Dolayısıyla en başta bunun önlemini almak gerekiyor. Mevcut tabloyla gidildiğinde 14 Mayıs'ın aynı tablo söz konusu 28 Mayıs'ta da. Dolayısıyla hem 3 gol atacaksınız hem de öne geçeceksiniz. Böyle bir zorluk var. İkinci round mümkün fakat güç derken kastettiğim biraz da bu. Saat 9-10'a kadar CHP'nin işte ee, kellesi giden... Genel başkan yardımcılarından onursal adı güzel. Bu bilgi işlem falan işlerinin sorumlusu. Saat 9.10'a kadar akşam 14 Mayıs. 113 bin sandığın %60'ından veri geldi. Ardından veri gönderecek kişi kalmadı. Şimdi siz her sandığa 5 kişi koymaya çalışıyorsunuz. Her sandıkta bir kişi bile yokmuş. Onu diyorum 57.219 oy kullanılacak alan varsa 57.219 oy kullanma noktası okul vesaire varsa en azından her birinde bir ekip bulunmalı en azından. Oy vermeyi sadece kazanmak veya kaybetmek olarak düşünmeyin. Tekrar rejim kazanacak bile olsa oyunuz bütün yapılacak olanlara bir muhalefet şerhidir. Toplumun yarısının olup bitenleri onaylamadığının kayda geçmesidir. Altına imzamı atıyorum. Ee, Erdoğan kazanacaksa bile... Mümkünse Kılıçdaroğlu kazansın tamam ama Erdoğan kazanacaksa bile %60 ile %55 ile kazanmasın. Dert bu olmalı. Rektan Türk Yılmaz da gene benzer bir yorumla bunu detaylandırmış. Rejim bloğu içinde bu denli zayıflamış bir Erdoğan'ın idaresinde böylesi bir koalisyonun elinde 5 yıl geçiren Kürtler, Türkiye işte Aleviler, kadınlar, LGBT, yoksul çocuk artık kapısını kapatmanın mümkün olmadığı bir cehennem olur diyor. Cehennemin kapısını kapatalım dediniz ya işte o cehennemin kapısı artık kapanmıyor. Buraya getirmeyeceğim her gün getiriyorum. Yani kucağında bebesiyle anneler hala tutuklanıyor cezaevine atılıyor. Evet bu dolaşımda çok zordu biliyorduk yanılmadık ama asla da yılmadık. Güzel ülkemizi aydınlığa kavuşturmak için enerjimiz var. Koy vermek yok. Oy vermek var. Özgürlüğümüz, özgürlüğümüz, için geleceğimiz için haydi millet kalbinize kuvvet. Evet haydi millet. Haydi millet. Dediğim gibi benim kanaatim benim düşüncelerim değişmedi. Kılıçdaroğlu ne derse desin, Millet İttifakı ne yaparsa yapsın, nasıl bir söylem geliştirirse geliştirirsin, benim tercihim değişmedi. Fakat şunu önemsiyorum. Oy aldığınız kitle, duygusal bir kitle, onu rencide edecek kimi söylemler o kitleyi küstürebilir, sandıktan uzak tutabilir. Böyle de bir risk var. Ve belli ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu bu riski almış görünüyorlar. Ama dediğim gibi her ne olursa olsun benim tercihim değişmez. Çünkü bu rejimin gitmesi lazım. Erdoğan rejiminin gitmesi lazım. Erdoğan'ın gitmesi lazım. Yerine gelecek hiç kimse bir Erdoğan olmaz olamaz. Ve yerine gelecek her kim olursa olsun en azından yazılı kanunları işletmek, en azından yargıya müdahale etmemek, en azından kurum ve kuralları neyse e, sivil toplumu her neyse basını medyasıyla bir biçimde kendi alanları içerisinde özgürle, özgürce çalıştırmak durumunda. Zaten bu yeterli şu anda. Kanunları uyguladığınızda infazlı olmuş insanlar serbest kalacaklar. Kanunları e, do uyguladığınızda kucağında bebeklerle kadınlar hapse atılmayacak. Yeter ki kanunları uygulayın. Dilimizde tüy bitti. Türkiye'de mevcut kanunlar uygulansa içeride bir tane siyasi suçlu kalmaz. Sonra yaparsınız reformu. Cem Toker'e giden bir DM mesajı. Twitter'dan direkt mesaj. Gizli mesaj. Açıktan yazamamış gençler. Ben hukuk okuyorum. 5 arkadaşım tıp öğrencisi. 3-4 arkadaşım da bilgisayar mühendisi. Hepimiz şu an para biriktirip kaçmak veya legal olarak ülkeden çıkmaya, kaçmaya çalışıyoruz. Ekranlarda dillendirin demiş. Sonra da Erdoğan diyor ki kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına müsaade etmeyin. Sorunlarınızı birlikte çözeceğiz. Ee, gençlik bir anlamda ümidini yitirmiş durumda. Ve evet. Bu durum tersine çevrilemezse 28 Mayıs'ta akın akın insanlar ülkeden çıkacaklar. Legal veya illegal yollarla. Amerikalı ünlü ekonomist Rubini ki 2008 finansal krizini bilen isim Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa tam teşekküllü bir kur krizi ve finans krizi geliyor demiş Türkiye için. Sermaye kontrolü bu tren kazasını ancak geciktirebiliriz. Şu anda zaten örtülü sermaye kontrolü var. Döviz işlemlerine sınırlama getirildi. Herkes kur korumalı mevduata yönlendiriliyor. Yani okuyun ekonomistleri. Şu anda zaten tutulamıyor pek çok şey. Ve bu belki 10 gün boyunca da bu baskılarla gidecek. Ama emin olun 29 Mayıs sabahından itibaren fren patlayacak. Yani bu bir kehanet değil. Bu bütün ekonomistlerin ortak görüşü. Ve başka yaklaşan tehlike. Naci Görür'ün dilinde tüy bitti. 99'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı 60, %64. 2029'a kadar süreniz var diyor. Benim fikri takip konusunda bu kadar üzerinde durduğum ikinci bir konu olmadı gazetecilik yaşamında. Ama 99'dan beri baştan Naci görür olmak üzere tüm uzmanlar ağız birliği etmişçesine aynı oranı verdiler. Ve aynı yaklaşan tehlikeye dikkat çektiler ve risk değişmedi. 2029'a kadar süreniz kaldı diyor. 30 yıl 2029'da doluyor diyor. Daha ne desin? Bu fikri takibi sürdürmeye devam edeceğim ama deprem olduğunda yapacak bir şey yok artık. Gördük Maraş'ı, Adıyaman'ı, Hatay'ı. Emin olun İstanbul depremi de geliyorsa geliyor O konuda da yapacak bir şey yok bir deprem olduğunda gördük uygulamasını birkaç ay önce orada nasıl olduysa orada da aynısını yapacaklar. Olan gene bu millet bu memleketin vatandaşlarına olacak milli servete olacak yani milli kelimesini de iyice şeyden düşürdüler sevimsiz bir kelime haline getirdiler yerli milli yerli milli diyerek ama, Gerçek anlamda öyle. Olan milli servete olacak. Diyor ve bu yayını noktalıyorum. Sıcak gelişmeler oluyor, yaşanıyor. Yeni sıcak gelişmeler olunca ekstra yayın yapabilirim. Ama günü saat içerisinde yayınları sürdürüyorum. Belli ki hafta sonu da mesaimiz. Hafta sonu tatili yapmadan devam edecek. Yani şurada 10 gün kaldı aşağı yukarı 9 gün kaldı hatta ee, bakalım ne olacak ee, benzer e, biçimde daha önce bizi nasıl takip ediyorsanız lütfen e, takibi aksatmayın. O arada videolar baskılanıyor videolar e, görünür olmaktan uzaklaştırılıyor şikayetlerle ne bileyim bir takım yazışmalarla resmi mahkeme kararlarıyla şu bu filan videoları görünür kırmak sizin elinizde abone olup bildirimleri açmak abone olup bildirimleri açarsanız video yüklendiğinde haberiniz olur. Başka türlü olmaz. 2. Search yaparak veya arama yaparak falan da bazen ulaşamayan seyircilerimiz oluyor. WhatsApp gruplarında paylaşılabilir. Bunlardan dolayı kimsenin başına iş gelmedi. Lütfen e, rica ediyorum. E, videoları beğenmeye, paylaşmaya, e, abone değilseniz özellikle bu süreçte Abone olup bildirimleri açmaya özen gösterin. 29 Mayıs'ta aboneliğinizi iptal edin. Önemli değil ama 29 Mayıs'a kadar bu işi götürün. Bugüne kadar kimsenin başına bir şey gelmedi. Gelse haberim olurdu. Bundan sonra da geleceği yok. Bu konuda lütfen bütün gruplarınızda eğer videoda sarf edilen görüş ve düşünceleri onaylıyor ve daha çok insanın da seyretmesini, takip etmesini istiyorsanız paylaşın, çoğaltın, yayın. Diyor ve bir yayını daha noktalıyorum. Bir sonrakinde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.